Bundan yaklaşık 1,5-2 ay önce yine bir eğitim sonrasında bugünkü konuşma için bir davet aldım. Topluluğa konuşma yapmayı çok seviyorum. Gruptan birilerinin, birkaç kişinin benim anlattıklarımdan sonra bir şeyleri değiştirip dönüştürebilme ihtimali beni çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. İşimdeki en büyük motivasyonlarımdan biri de bu olunca kabul ettim. Her şey yolundaydı. Ta ki 2-3 gün önce bugünkü konuşmanın planını yapmak isteyene kadar. Çünkü genelde plana bağlı bir konuşmacı değilim ben. Spontan, akışta konuşuyorum. Alanımla ilgili konuştuğum için de hiç hazırlık yapmıyorum. Konuşuyorum. Sorun da buydu. Ben konuştukça konuşuyordum. Yaptığım en az sunum 2,5-3 saatken bugünün süresi sadece 18 dakikaydı. Biraz stres olmuştum ama yaparım dedim. 18 dakikaya indirmeye çalışırken biraz egzersiz yaptım. Bırakın 18 dakikaya 50'lerde falan kaldım. Dedim ki ben en iyisi TEDx konuşmacıları nasıl çalışıyorlar, bir yöntemi vardır bunun. O şekliyle çalışayım, ona göre planlayayım. Bakmaya başladım. Bakmaz olaydım. Çünkü rakamlar şöyleydi. Ortalama rakamlardan bahsediyorum. Metnin toplam uzunluğu 4000 sözcükten oluşmalı diyordu. Benim metnim 14000 üstüydü. Azaltmam gerekiyordu. Dakikada 190 sözcük kullanılarak konuşulsun deniyordu. Ben dakikada kaç sözcük kullandığımı bilmiyordum o zamana kadar. Baktım 65 civarındayım. Birazcık çalıştım, 85-90 oldu. Orada da hızlanmam gerekiyordu. Sahne dekoru, görsel efekt, sunum kullanın, etki gücünü arttırın diyorlardı. Bende o da yoktu. Çoklu provalardan bahsediliyordu. 200 prova yapıp buraya çıkmışlardı konuşmacılar, etkili olanlar. Benimse zamanım yoktu. İyice panik olmaya başladım. Ve sonra dedim ki kendi kendime, bir saniye Meltem. Bugün size anlatacağım konu, hayatın anlamı, hayatımın anlamından uzaklaşmak durumunda olduğumu fark ettim. Ve dedim ki sakin ol, sen etkili konuşma uzmanı değilsin. Sahne sanatçısı da değilsin. Çık, paylaşmak istediğini anlat ve keyif al. Çünkü biliyordum burada bu durumdan keyif alacağımdan ki şu an öyle. Evet. Kendimi ikna ettim ve burada karşınızdayım. Bugün size hayatın anlamından bahsedeceğim. Hikaye şöyle başlıyor. Yıllar önce bir gün babamı hastaneye yatırmış dönüyordum. Hastalığı ciddiydi. Benim için birçok şey, hatta her şey, hastalığı öğrendiğim andan itibaren anlamını yitirmişti. Tam olarak bomboş hissediyordum. Kendi kendime bütün anlamlar nereye gitti diye mırıldandım. Nereye gitmişti bütün anlamlar? Etkili bir giriş oldu değil mi? Çünkü TEDx ipuçlarından biri de bu. Etkili bir başlangıç yap diyor. Etki gücü yüksek bir başlangıç yapmak için böyle bir konuşmayla girdim. Yoksa bu olayların hiçbiri yaşanmadı. Kendi kendime sorarım. Sıklıkla sorduğum bir sorudur. Yaşamın bir anlamı var mı? Hayatın anlamı ne? Meltem, senin için hayatın anlamı var mı diye sorduğumda çok geçmeden cevap veririm. Evet, benim için hayatın bir anlamı var. O an hayatın anlamının ne olduğunu bilmesem de önemli olan şudur. Şunun farkındayımdır. Benim hayatımın bir anlamı vardır. Bunu biliyorumdur. Bildiğim başka bir şey daha var. Ne zaman benim için hayatın anlamı şudur desem ve yaptığım şeye devam etsem başka anlamlar keşfediyordum. Öyle değil midir? Bir şey yapmaya başlarsınız. Devam ederken yolda belki başka insanlarla karşılaşırsınız. Farklı duygular hissedersiniz. Farklı yollara girersiniz. Farklı yollar, farklı varışlarla biter. Sonra bambaşka duygular hissetmeye başlarsınız ve
sonuçta bambaşka bir anlam oluşmuş olur. Başladığınız noktadan çok farklı, bambaşka bir anlam. O zaman önce kabul etmeliyiz. Hayatın bir anlamı olduğunu kabul etmeliyiz. Eğer kabul edersek, kabul ettiğimiz şeyi bulmamız kolaylaşır. Kabul etmezsek, ona karşı bir inanç doğurmayız ve motivasyonumuz oluşmaz. Bulmamız da zorlaşır. Bugün size bu salonda içinde sizin için çok önemli bir şeyin olduğu pembe bir kutu olduğunu söylesem. Evet, ben koydum. Şu an bu salonda içinde sizin için çok önemli bir şey olan pembe bir kutu var desem. Aradığınızda ve bulamadığınızda şunu yaparsınız. Yo, bir dakika, başka yerlere de bakayım dersiniz. Yine bulamadığınızda, yo, burada bir yerlerde bulacağım. Bulmak için başka yöntemler denersiniz. Ama zorlarsınız, ama pes etmezsiniz. Motivasyonunuz vardır çünkü. Yaşamda da böyle. Eğer o kutunun burada olduğunu bilmezseniz, arayıp bulmak için çaba sarf etmezsiniz. Evet, bakarsınız. Ama bulamadığınızda vazgeçersiniz. Aa, demek ki yokmuş dersiniz. Demek ki önce kabul edeceğiz. Bizim için, buradaki herkes için, hepimiz için hayatın bir anlamı var, olmalı. Dakikalar geçti. Arabada yalnızdım. En sevdiğim müziklerden biri çalmaya başladı. O ana kadar sadece hastalığı düşünürken bir an çocukluğum, babamla yaşadıklarımız aklıma geldi. Babamla yaşadığım o güzel, keyifli anlar. Arabayı kenara çektim. Yol ıssızdı. Etrafta sadece tarlalar vardı. Öyle gün batımı, denizin maviliği, çam ormanları gibi insanı etkileyen hiçbir manzara yoktu. Tam olarak hiçliğin ortasındaydım sanki. Arabadan indim, yaslandım arabaya ve müziği dinledim. O gün orada biliyordum. Babamla bir geleceğimiz olmayacaktı artık. Gelecek büyük bir boşluk gibi bazen karşımızda durur. Kocaman büyük bir boşluk gibi. Üniversite sınavına hazırlanan ama hangi bölümde okuyacağını bilmeyen bir öğrenci gibi. Birbirine aşık ama geleceği olmayan, ayrılacaklarını bilmelerine rağmen hala birbirlerini sevmeye devam eden iki insan gibi. Gelecek bilinmez büyük bir boşluk olarak karşımızda durduğunda içimizde bir anlamsızlık hissi oluşmaya başlar. Kendi kendimize sormaya başlarız. Neden yapıyorum ki? Ne değişecek ki? Yaparsam ne fark edecek ki? Yapmazsam ne olacak ki? Neden çalışıyorum ki gibi birçok soru sormaya başlarız kendimize. İşte bu sorular içimizde oluşmuş anlamsızlık duygusunun belirtileridir aslında. Ama şunun da belirtisidir. Artık iç sesimiz bize bu sorularla geldiğinde şunu biliyoruz. Şunu bilmeliyiz. Bu sorular bize harekete geç demek. Bu sorular bize artık bir şeyleri değiştir demek. Evet, anlamsızlık hissi oluşturan soruları hissettiğimizde, bunları iç sesimiz bize söylediğinde artık harekete geçme zamanı gelmiştir. Gelecek böyle büyük bir boşluk gibi karşımızda durduğunda bir tercih yapmalıyız. Ya o boşlukta kaybolup gideceğiz ya da geçmişin güvenli alanına geçip sırtımızı ona yaslayacağız ve ayakta duracağız. Oradan güç alacağız. Peki o geçmişin güvenli alanı ne? Nasıl bulacağız? Geçmişin güvenli alanı yaşadığımız, hatırladığımız, hatırlarken de bizi gülümseten keyifli anlar. Hepimizin bir gün ileride ihtiyacımız olduğunda güç alacağımız geçmişte keyifli anları var. Buna eminim. Bulalım onları. Bulalım o keyifli anları ki gelecekte ihtiyacımız olduğunda
oradan güç alabilelim. Evet, gelecek büyük bir boşluk gibi karşımızda durduğunda ona karşı bir tavır almamız gerektiğini biliyoruz artık. Çünkü bir seçim yaptık ve bu seçim bizi bir yola götürecek. Evet, biz seçim yapmalıyız. Bu seçim özgür bir seçim olmalı. O özgür seçim bizi harekete geçirecek şey. Fakat bu seçimi yaparken bazen aklımız bize yol göstermiyor olabilir. O zaman kalbimizin sesini dinlemeliyiz. Çünkü bizi yola götürecek olan şey, bizi istediğimiz yaptıracak olan şey aslında kalbimizin sesidir. Çünkü kalbin bildiği ama mantığın bilmediği bazı şeyler vardır. Evet, geçmiş anılarımıza yaslanabildiğimizde ayaktayızdır artık. Geleceğin boşluğunda kaybolmamışızdır. Şimdiki zaman dilimi içerisinde kendimizi güçlü hissediyoruzdur. Ama bu anı yaşamak carpe diem falan değil. Sakın karıştırmayın. Bu içinde bulunduğun zaman diliminde kendi yaşamına, kendi hayatına tam olarak her şeyiyle sahip çıkmak ya da sahip çıkabilme cesareti göstermektir. Bu bir tavır almaktır. Tavır almak öyle kenara geçip yaşanılacak olanları beklemek değil. Tavır almak öyle günlerin geçmesini beklemek değildir. Tavır almak, biraz önce söylediğim gibi, bir seçim yaparak harekete geçmektir. Siz de bugün, o günkü Meltem gibi, boş bir geleceğe bakıyor olabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilmiyor olmanın belirsizliğinde ya da geleceği olmayan bir aşkın ayrılık öncesindesiniz. İşte o zaman şunu biliyoruz artık. Bu duygumuz, bizde anlamsızlık hissi oluşturan duygu, bir tavır almamızı gerektiriyor. Yaşama karşı bir tavır almalıyız. Bunun için önce kabul etmeliyiz. Hayatın bir anlamı var. Sonra geçmişte yaşadıklarımızı, yaşamadıklarımızı, yapamadıklarımızı eleştirel ya da onları değersizleştiren bir bakışla değil, o yaşadıklarımızın bizi bugüne getirdiğinin farkındalığıyla geçmişte yaşadıklarımızdan güç almalıyız ve oraya yaslanmalıyız. Bunu yapabildiğimizde artık o kaotik, ne olduğu bilinmeyen stresli alandan çıkmışızdır. Buradayızdır, dengedeyizdir ve daha sağlıklı karar verebilecek durumdayızdır. Evet, burada daha sağlıklı kararlar verebiliriz. Ve en son bize o kararı verdirecek olan şeyin mantığımız değil, kalbimiz olduğunu bilmeliyiz. Evet, ben o gün orada kalbimin sesini dinleyerek yeni bir anlam, yeni bir üst anlam oluşturdum. Bugün anlattığım hikayede de size babamın ölümüyle aslında çok ciddi bir boşluğa düştüğümü, bu ciddi boşluktan onunla olan anılarıma sığınarak, oradan güç alarak gelecekte kaybolmadığımı ve oluşturduğum yeni anlamla nasıl ayakta durabildiğimi paylaşmak istedim. Evet, benim bulduğum anlam insanlara yardım etmek olmuştu. Burada belki bu salonda benimle aynı anlamı bulanlar var. Belki hepimizin anlamı birbirinden çok farklı. Çünkü anlam birileri için aşk, anlam birileri için statü, para, güç, anlam birileri için bir çocuk belki. Evet, ben insanlara kendi anlamlarını bulmak için yardım etmeye karar vermiştim. Benim kalbimin bana söylediği buydu. Kalbimin bildiği buydu. Ve o günkü Meltem'in o gün oluşturduğu anlam, yaşamın anlamı buydu. Ve bilmenizi isterim. Bugün size
babamın hastalığı ile ilgili anlattığım anılar, ıssız yol kenarı, hiçliğin ortasında kalmam, babamla olan anılarımız, hastalığı ve onu kaybetmiş olmam, hepsi gerçekti. Teşekkür ederim.